İyi akşamlar değerli izleyenler. AzTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor. 3 gündür aranan genç kızı arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma köpeği tepki verdi. Derenin yolu değiştiriliyor. Azgın sel sularına kapılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD, JAK ve belediye ekiplerinin dışında çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden oluşan 161 kişinin katıldığı arama çalışmalarında vadi kenarları, kayaların altlarını arayan ekipler, sel nedeniyle oluşan çamurların içinde de kayıp genç kızı bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Kestel ilçesi Narlıdere köyü mevkiinde 3 gün önce yaşanan sel felaketinde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında arama kurtarma köpeğinin 2 kişinin cesedinin bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine suyun yolu değiştirilerek arama çalışması yapılıyor. Ekipler köpeğin tepkime verdiği bölgede bulunan toprağı boşaltmak için derenin suyunun yolunu değiştirerek bölgedeki toprağı boşaltmaya çalışıyor. Değerli izleyenler, Bursa'da meydana gelen sel felaketinde evleri çamurla dolan köy sakinlerinin evleri de temizleniyor. Olay yerinde bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da konu hakkında açıklamalarda bulunurken mağduriyetlerin tek tek giderileceğini de ifade etti. Sel afetinden büyük ölçüde etkilenen Kestel'in Dudaklı köyünde birçok ev sular altında kaldı. Alt katları çamurla dolan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen köy sakinlerinin yaraları ise sarılıyor. Çamurla dolan evler suları tahliye edildikten sonra bir bir temizleniyor. Köyde bulunan çok sayıda ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ederken köyü ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle inşallah tamamlanacak tüm temizleme çalışmaları, vatandaşlarımızın iç avluları, bahçeleri hepsi inşallah bu akşam itibariyle temizlenmiş olacak. Evet, tabii ki evlerin içerisi de temizleniyor. Bugün itibariyle inşallah hiç kalmamış olacak bahçelerimizde, evlerimizde kirlilikle alakalı. Başkan Tanır, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili dünden itibaren hesaplarına paralarının yatırılmaya başlandığını da aktardı. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesiyle alakalı ilk etapta dünden itibaren hesaplarına paraları yatmaya başlandı. Yani şimdi direkt bakanımızın açıklamış olduğu bir 5.000 lira gibi bir rakam var. Aile sosyal politikalardan hak eden vatandaşlarımızla alakalı ilave ödenekler çıkacak. Yani bu rakam 12.500 lira civarı şu an tahminimiz bulduğu gibi. Ağır hasar durumuna göre, hafif hasar durumuna göre farklı rakamlar, vatandaşlarımızın mağduriyetine göre farklı rakamlar oluşacak. Bursa'da yaşanan sel felaketinin ardından AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Eskin önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'nın Kestel ilçesinde oluşan sağanak yağış beraberinde sel felaketinde getirmişti. Konu ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin şunları kaydetti. Mazgallardan bahsedildi. Yani dağın tepesine mazgal mı yapılacak? Sanki Bursa merkezde veya bir ilçe merkezinde böyle bir sel felaketi yaşanmış gibi bir ihmal vurgusu, işte bir beton, yine bir İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili ifade ediyor. Bir betonlaşmadan bahsediyor. Ya o bölgede böyle bir betonlaşma, yapılaşma eğilimi yok. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın zaten dördü. Bu anlamda bir babalar günü, bir piknik yapmak için gittikleri bir mahalde bu olayla, aynı gelişen sel felaketiyle muhatap oluyorlar. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise sel sonrası hasar tespit çalışmalarına ilgili bilgi verdi. Dudaklı'da 107 bina kontrol edilmiş. 6 ağır hasar, 22 hafif hasar, 79 hasarsız bina. Kayacık'ta 30 bina kontrol edilmiş. Bir az hasarlı bina. Orhan Gazi Bayırköy'de 60 ev kontrol edilmiş. Bir az hasarlı bina. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durağ'ın naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçe sınır bölgesinde teröristler Ciğran'dan açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak için Hakkari Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından durağanlığa helallik alınmak üzere Baba Hoca Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. Burada helallik alınmasının üzerine durağan cenazesi ailesinin yaşadığı Diyarbakır'ın Ergan ilçesine bağlı Gözekaya köyüne getirildi. Şehit Durağan cenazesi gözyaşlarıyla burada toprağa verildi. Durağan babası Salih Durağan da 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, 1 asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 27 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 190.165, can kaybı 5001 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 42.982 test yapıldı. 1268 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti. 1315 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 3.029.635, vaka sayısı 190.165, vefat sayısı 5001 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162.848 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17'de video konferans yöntemiyle toplandı. Dünya koronavirüse karşı şu ana kadar ne başarı göstermişse... Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı saat 17'de video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda koronavirüse karşı alınan önlemler, normalleşme adımlarıyla atılan adımların sonuçları görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı pazartesi ve salı günü 7017 kişiye maske cezası kesildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yeni tıp koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve işyerleri ikaz edilip bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7017 kişiye idari işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu genelge gönderdi. Detaylar haberimizde. Törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleriyle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınan tedbirler şu şekilde sıralandı. Düğünler bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
Düğünlerin yapılacağı mekanların işletmecileri sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekanının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekanının girişinde görülebilir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarıyla uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi yayılmaya ve can almaya devam ederken Çin'de ikinci aşamaya geçilen aşının ilk fotoğrafı servis edildi. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ölü sayısı 480 bini aşarken salgının ortaya çıktığı Çin'den ikinci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı yayımlandı. Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor. 3 aşamada yapılan klinik denemelerde ilk aşamada az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamalel, virüsün eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabildiğini belirterek dondurulmuş gıdalar konusunda da vatandaşları uyardı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel, koronavirüsün çok bulaşıcı bir özelliğinin olduğunu vurguladı. Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabilen virüs, ilk günden itibaren söylediğimiz gibi de damlacık yoluyla çok hızlı yayılan bir virüs olduğu için vaka sayıları artıyor. Yeni normalin kurallarını hiçbir yerde unutmamamız gerekiyor. Eğer bunları uygulayabilirsek ancak virüsün bulaşıcılığını azaltabiliriz. Bu nedenle bu kuralları unutmayıp her yerde dikkatli olmamız lazım. Profesör Doktor Yamanel, Çinli uzmanların koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğine dair görüşüyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Virüs eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabiliyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyi pişirip daha sonra tüketmemiz gerekiyor. Dondurulmuş gıdalarda virüs potansiyel olarak yaşayabilir. Bu nedenle dondurulmuş gıdalara dikkat etmek lazım. AK Parti barolarla ilgili teklifi getirmek için nabız yokluyor. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti gruplarını ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekilleri baroların yapılarını düzenleyen avukatlık kanunun detaylarını görüşmek üzere CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Heyet ilk olarak saat 14'te CHP Grup Başkan Vekilleri ile görüştü. CHP'nin ardından heyet 15'te HDP Grup Başkan Vekilleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerin son durağı da İYİ Parti oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan barolarla ilgili düzenleme ilişkin, baroların kuruluşu Barolar Birliği'nin faaliyetiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçme ve seçimle ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz demişti. MHP pakete destek vereceğini açıklarken AK Parti heyeti yaptığı ziyaretlerde CHP'nin, HDP'nin ve İYİ Parti'nin de desteğini istedi. Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada katılımcı anlayışla tüm tarafların görüşü dikkate alınacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, güvenli turizm sertifikasyon programına ilişkin detayları açıkladı. 1 Haziran itibarıyla bu sertifikasyon programı hayata geçti. Ve oteller aşamalı bir şekilde sertifike edilmeye başlandı.
Ve bu aşamada da biz 60 ülkenin, yani Türkiye'ye en çok yolcu veren 60 ülkenin büyükelçisini Antalya'ya davet ettik. Aynı zamanda bu ülkelerin Türkiye'deki yerleşik basın mensuplarını da davet ettik. Yani bu ülkelerdeki yayın yapan gazeteci de geldi yani. Bütün Avrupa gazeteleri, bu 60 ülkenin birçoğunun basın kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye temsilcilerini de davet ettik. Büyükelçi işte hem onları havalimanından başlayarak, yani hem havalimanını gözlemleme şansları oldu, uçakları gözlemleme şansları oldu. Bir simüle etmiş oldunuz. Evet, aynı sistemi deneyimleme ortamı yarattık ve sistemi A'dan Z'ye deneyimlediler. Daha sonra da zaten yoğun bir şekilde cumartesiden itibaren yoğun bir şekilde kendi ülkelerinde de yayın yapıyorlar. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, elektronik ticaret bilgi sistemi dijital tanıtım toplantısında konuştu. Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için elektronik ticaret bilgi platformunu oluşturduk dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ticaret bilgi sistemi dijital tanıtım toplantısında elektronik ticaret bilgi platformu hakkında bilgi vererek Türkiye'nin ilk kez derlenen e-ticaret verilerini açıkladı. Bu verilerin bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacağını vurgulayan Pekcan, veri setlerimiz gelecekte daha da çeşitlendirilerek gelişecektir diye konuştu. Bakan Pekcan şu bilgileri verdi. 2019 yılı itibariyle ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. 2019 yılı toplam e-ticaret tutarının %85'i yurt içi harcamalardan, %9'u diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişlerden, %6'sı ise vatandaşlarımızın yurt dışı sitelerden yaptığı alışverişlerden oluştu. Daha önce e-ticaret hacmi verilerinin 83,5 milyar lira civarında tahmin edildiğini anımsatan Pekcan, hesapların tahminlerin yaklaşık %64 üstüne çıktığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklamalarla bulundu. Albayrak açıklamasında TL'ye güvenen herkesin kazanacağını vurguladı. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak. AK Parti'nin gıda güvenliği teklifinde taklit ve tahşiş ürünlerde para cezasının artırılması öngörülüyor. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecek. Elektronik olarak verilmeye... AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yeni yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, tarım arazisinin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek dedi. Grup Başkan Vekili Muş, gıda sağlığını tehlikeye atan ürünlerde para cezasının da arttırılacağını söyledi. Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27.877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler. Yasada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırılacak. Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanı'nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak. Varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi Adalet Bakanlığı'nca resmen yerine getirilecek. Düzenleme 27 Mayıs 1960'tan itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecek.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da bir önceki aya göre 3,4 puan artarak %66,0 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından Haziran ayı iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da bir önceki aya göre 3,4 puan artarak %66'ya yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 3,1 puan artarak %65,8'e ulaştı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 şüpheliden 41'i yakalandı. Güvenlik güçleri FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli yapılan operasyonda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 65 şüpheliden 41'i yakalandı. Güvenlik güçlerinin diğer şahısları yakalamak için çalışması ise sürüyor. Bursa'da birkaç gündür yaşanan sağanak yağmurlar ilçelerde etkili oldu. Kesel'den sonra Gemli'nin Muratoba mahallesinde de sağ suları önüne kattığı her şeyi götürdü. Gemlik Belediyesi ekipleri imkanlarını seferber ederek köyde çalışma başlattı. Sel suları şimdi de Gemli'yi vurdu. Bursa'da etkili olan sağanak yağmurlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa'nın Kesel ilçesinde can kaybına sebep olan aşırı yağışların getirdiği sel suları şimdi de Gemlik ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağmur önüne kattığı her şeyi götürdü. Kısa sürede her cadde ve sokak çamurlar altında kalırken bazı evlerin ve depoları su bastı. Su basan alanlar ve çamur yığınları Gemlik Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. O esnada meclis toplantısında bulunan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sert Aslan telefonla sık sık bilgi aldı. Tüm gerekli ekiplere talimat veren Başkan Sert Aslan kısa sürede mahallenin temizleneceğini bildirdi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Silahlar konuştu. Gel abi, burada var. Olay Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi yolunda meydana geldi. İkisi kardeş, üç kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir şahıs iki kardeşi ateş etti. Kardeşler başından ve göğsünden ağır yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra şahıslar hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri aracını bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuaför olan kız kardeşini öldüren sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verildi. Gemlik'te kuaförlük yapan kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yargılanmasına devam edilen Halil Küçükkurt, olayın gerçekleştiği gün annemi görmek için gittiğim Gemlik'te kardeşimle tesadüfen karşılaştım. Kardeşim annemle görüşmeme izin vermeyeceğini söyledi, kötü sözler sarf etti. Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün yanmaktayım dedi. Mahkeme heyeti sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 55 yaşındaki kuaför Günay Torun, Balıkpazarı'nda 18 ay önce silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet sonrası kimliği tespit edilen katil zanlısı abi Karacabey'de yakalanmıştı.
Bursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaaddin Özdemir'i belindeki tabancasını alıp başından vurarak şehit eden Murat Dağ Koçak hakkında kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Düşman mısın? Olay Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat Dağ Koçak, polis memuru Alaaddin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da polis memurunu başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Alaaddin Özdemir hayatını kaybetti. Dağ Koçak ise tutuklandı. Şehidimizin uğurlanması. Savcı tutuklu sanık Murat Dağ Koçak hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Tutuksuz 4 sanık hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3500 lira ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden ikisi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da korkutan bir kaza meydana geldi. Yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı. Yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda eşya taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı. Kazada maddi hasar meydana gelirken vinç kaza yerinden forklift yardımıyla kaldırıldı. Bursa'da akıl almaz bir kaza meydana geldi. Işıklarda duran bir araca arkadan gelen başka bir araç çarparken o esnada saniyeler önce karşıya geçen anne kız ölümden son anda kurtarıldı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana gelen kazada anne ile kızının saniyelerle ölümden kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir araç sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen başka bir araç sürücüsü duramayarak araca çarptı. Yaşanan kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Arkadan kendisine çarparak yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken öndeki araca çarpan sürücünün ise tedavisi olay yerinde yapıldı. Kazada en dikkat çeken detay ise kazadan saniyeler önce anne ile kızının yaya geçidinden karşıya geçmesi oldu. Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi 400 yıllık Bursa Mevlevi Hanesi'ni de asıl kimliğine kavuşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden 4 asırlık Bursa Mevlevi Hanesi yeniden gün yüzüne çıkıyor. Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısında 17. asırda Mevleviliğin önemli zatlarından Cünuni Ahmet Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevi hanelerinden olan ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevi Hanesi aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Şu an değil mi? Burası yok. Şuraya kadar yapılacak. Mevlevi Hane'yi şehre kazandıracak çalışmaların yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da Bursa Mevlevi Hanesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Burayı kullanım amacına uygun bir şekilde inşallah Mevlevi Hane olarak Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Yıl sonuna kadar toparlayıp bir aksilik olmazsa da inşallah 2021'in ilk aylarında açmayı düşündüğümüz
bir proje. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca bu da Mudanya iskelesi önünde basın açıklaması yaptı bugün. Karaca, Büyükşehir Belediyesi'ne kamusal hizmet özelliği taşıyan Budo seferlerinin devam etmesini sağlayacak iskele anlaşmasının sürdürülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Müdürlüğü ile görüşme çağrısında bulundu. Budo Mudanya iskelesi önünde basın açıklamasında bulunan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Budo seferlerinin devam etmesini sağlayacak iskele anlaşmasının sürdürülmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Basın toplantısına Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda siyasi katılırken Karaca yaptığı açıklamada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. 2 yıl kadar önce yönetime gelen şu anki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeyi kar zarar mantığıyla ayırıp zarar eden şirketleri bir bir elden çıkarmayı göze koymuş. Belediyenin kamusal görevini unutmuş. Eğer kar zarar mantığıyla bakılıyorsa Bursa Büyükşehir Belediyesi toptan kapatılsın. Karaca son 2 yılda Bursa Deniz Otobüsü işletmelerinin zarar ettirilmek istenildiğini ifade etti. Karaca ayrıca Budo'nun İDO'dan daha pahalı bilet sattığını söyledi. Fakat son 2 yıldır ısrarla Bursa Deniz Otobüsü işletmeleri zarar ettirilmek isteniyor, batırılmak isteniyor. Aslında şu an gözden çıkarıldı. Biz beceremedik, biz yapamıyoruz, burayı kapatacağız demek yerine işi Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyenin üzerine yıkmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sirkeci'deki iskeleyi kullanma ücretlerine yaptığı zammı gerekçe olarak gösteriyorlar. Şu an bizim deniz otobüslerimiz İstanbul'da işgalci konumunda. Protokol bitti. Yanaştığı iskeleye gidip yanaşması için bir protokolü yok. Bilet fiyatları malum ki üstelik şu an Budo İDO'dan daha pahalı bilet satıyor arkadaşlar. İlk kez oldu bakın. Kurulduğundan itibaren yaklaşık 7 yıldır ilk defa Budo'nun fiyatları İDO'nun üzerine çıktı. Sefer sayısı düştü. Hatta bir ara dediler ki biz de o iskeleyi kullanalım. Yani Allah rızası için oraya giden vatandaş Budo'nun saatini bekler mi? Hangisi varsa ona gidecek ki İDO'nun sefer sayıları çok daha fazla. Bir nevi Budo'nun elinde şu an bile Budo'yu tercih eden 1 milyona yakın yolcuyu da kendi ellerine götürüp özel sektöre teslim etmek istiyorlar. Karaca son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hatları Müdürlüğü'nün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratlarını beklediğini, Budo yolcu biletine yapılan %65 zammında geri çekilmesini istediklerini ifade etti. Osman Gazi Belediyesi Hamitler Yeşil Yurt Camii'nin abdest alma yerleri ve çevre düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osman Gazi Belediyesi ilçedeki camilerin abdestlik ve çevre düzenlemelerini yaparak vatandaşların hizmetini sunuyor. Hamitler Mahallesi'nde yeni ibadete açılan Yeşil Yurt Camii'nin bahçe duvarı ve korkulukları ile zemin parke kaplaması, abdestlik, WC ve depo odası Osman Gazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Toplam maliyeti 405 bin TL olan cami çevre düzenlemesi çalışmaları yerinde inceleyen Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, manevi değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Burası gelişen bir bölge, hızlı büyüyen bir mahallemiz. Nüfusu 60 binlere dayandı. Bu gelişimle birlikte sosyal ihtiyaçlarını karşılaması adına ciddiyet destekleri katkıları var. Bursa'da yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi. Türkiye'de salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camilerde 5 vakit namazın cemaate açıldığını duyurması üzerine kılındı. Bursa'da Tarihi Ulu Cami'de de sabah namazı kılındı.
Vatandaşların çok yoğun olmadığı gözlenirken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde girişte dezenfektan kullanılarak 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi. Maskeyle namaza durdu. Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülke genelinde camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılmasına karar verildi. Bursa'nın simgesi Havuzlu Park 3 yıldır atıl vaziyette tutuluyor. Kapalı tutulan Havuzlu Park bakımsızlıktan harabeye döndü. Mahalle sakinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırırken parkın atıl vaziyette bırakılmasının risk olduğunu da ifade etti. Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor. Çekirge Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Park uzun yıllardan beri atıl vaziyette. Bölgenin önemli değerlerinden olan Havuzlu Park ve çevresi Bursa'ya katkı sağlarken buranın neden işletilemediğinin cevabı ise vatandaşlar tarafından bulunamıyor. Parkın çevresindeki mahallelerde oturan vatandaşlar havuzdan yararlanmayı bekliyor. Mahalle sakinleri Havuzlu Park'taki atıl vaziyetteki malzemelerin de zaman zaman çalındığını belirtiyor. Öte yandan Havuzlu Park'ın atıl durumdaki hali geçtiğimiz yılda gündeme gelmiş. Dönemin Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Havuzlu Park'ın Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde hizmete alınacağını söylemişti. Bir yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmamış, Hüseyin Uysal görevi Salih Başparmağı devretmişti. Yurttan, dünyadan ve Bursa'dan haberlerle karşınızdaydık. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olduncaya dek iyi akşamlar. Şimdilik hoşça kalın.